Sevgili seyirciler, bugün Tekirdağ Hayrabolu'dayız. Tekirdağ Hayrabolu'da 2000 başlık, yaklaşık 2000 başlık bir entansif koyunculuk yapılan bir işletmedeyiz. Bugünkü konumuz koyunculukta önemli bir konu. Koyunculukta yapılması gereken işlemlerden birini işleyeceğiz. Bugün konumuz koyunlarda kırkım. Bununla ilgili dediğim gibi Tekirdağ Hayrabolu'dayız ve Osman Bey'in konuğuyuz. Önce Osman Bey'i tanıyalım. Aslında daha önceden tanışmıştık ama yine tanımayan seyircilerimiz için sizi bir tanıyalım Osman Bey. Evet, ben hayvancılık üzerine İngiltere'de ve Amerika'da eğitim gördüm. Ve yine oralarda çalıştım hayvancılık üzerine. Özellikle büyük başta da çalıştım, küçük başta da. Daha sonra bu çiftliğe gelerek buradaki hayvancılık üzerine yaklaşık 4 senedir çalışıyoruz. Çiftliğimizde ilk başlarda 7-8 çeşit ırk vardı. Daha sonra bir karar alarak genetik çalışmayla Trakya Merinosu üretmeye çalışıyoruz. Çiftliğimizdeki elimizde bulunan kıvırcık koyunları ve yine Bulgaristan'dan getirdiğimiz aslı Alman orijinli olan Alman Merinosları, Karacabey Merinosları, bunların içinden bir takım genetik çalışmalar yaparak Karabaş Merinoslarımız da vardı. Diğer hayvan ırklarını elimine ederek bunların üzerinde çalışmalar yaptık. Şu anda Safkan, Alman Merinosu dediğimiz, aynı zamanda Trakya Merinosu dediğimiz bir ırk üretmeye başladık. Ve bu şekilde bu ırkla tamamen kuzu besisi yapıyoruz. 2 yılda 3 kuzulama yapıyoruz. 8 aylık sirkülasyon şeklinde devam ediyor. Ve bu şekilde çiftliğimizi idame ettiriyoruz. Evet, şimdi farklı ırklar vardı burada. Daha sonra siz Merinos'a bir dönüş yapıyorsunuz. Yani evet. Irklarınızın hepsini Merinos'a dönüştüreceksiniz. Evet. Şimdi tabii bugün konumuz kırkım. Kırkım anlamında düşünürsek Merinos koyunu kırkıldığında daha faydalı bir yün elde etmede önemli bir ırk mıdır? Şimdi tabii ki Merinos'un dünyada biliyorsunuz 200'den fazla çeşidi var ve bazı Merinoslar, özellikle Avustralya Merinosları, tamamen yün üzerine çalışılıyor. Ona göre mikronları daha iyi. Fakat Türkiye'de yün çok para etmiyor. Bizim buradaki amacımız yünden para kazanmak değil. Tamamen amacımız bizim hayvanlarımızın rahatlaması, kırkıldıkları zaman rahatlaması ve dolayısıyla bizim için kırkım maliyetini yünümüz çıkartırsa biz mutlu oluyoruz. Ama genelde kırkım maliyetini dahi çıkartmıyor. Fakat biz şu anda yaptığımız sistemde kırkım maliyetini çıkartıyoruz. İşte 3-5 kuruş çay parası da kalabiliyor. Evet. Yani o Türkiye'nin çok apayrı bir sorunu aslında. Evet, onu da ayrı değinmek onu lazım. Ayrıca yurt dışında teşvikler var. Bizde yünle ilgili teşvikimiz daha yok. Yazık ki böyle bir şey yok. Maalesef. Peki şimdi dilerseniz şöyle başlayalım. Koyunlarda kırkım neden yapılmalı? Kırkımın faydaları nelerdir koyunlar için? Şimdi bir kere koyunlar tabii, mesela özellikle ekstensif koyunculukta hayvan devamlı dışarıda olduğu için siz hayvanı sıcak mevsimde kırkıyorsunuz. Bir kere yetiyor. Ama biz intensif bir çalışma yaptığımız için hayvan genelde içeride. Ve içeride olduğu zaman bu hayvanı strese sokabiliyor. Ve kaşıntılara sebep olabiliyor. Hayvanın üzerinde şimdi biz palto ile evimize girmiyoruz. Dolayısıyla evin içinde paltomuzu çıkartıyoruz. Hayvanda kırkım yapmamız demek hayvanın yününe harcadığı enerjiyi bir kere oradan alıyoruz. Onun dışında hayvanın stresten daha uzaklaşmasını sağlıyoruz ve beslenmesine ekstra katkıda bulunmuş oluyoruz. Aynı zamanda da doğumundan sonrasında, çiftleşmesinde hayvanın
kırkım yapılmış hayvanı daha da rahatlatmış oluyorsunuz. Şimdi bu insanlardaki saç kesilmesine benzer bir etki de yaratıyor değil mi hayvanlarda? Kesinlikle. Yani fazlalıklardan kurtulduğu için de bir rahatlama oluyor. Rahatlama oluyor. Hatta hayvan zaten kırkılırken mutlu oluyor. Yani eğer doğru kırkımı yaptırıyorsanız, doğru kırkımı yapıyorsunuz, hayvanı mutlu ediyorsunuz. Hayvan çok daha rahat ediyor, mutlu oluyor. Bunu görüyorsunuz. Dolayısıyla biz bu yüzden dolayı yılda iki kırkım yapıyoruz. Hatta ilk başlarda biliyorsunuz bizim Türkiye'mizde hep geleneksel koyunculuk var. Geleneksel koyuncular, eski koyuncular bize ya çok erken kırkıma başlamıyor musunuz? Çok erken kırkım yapmıyor musunuz? Gibi laflar duyabiliyoruz. Ancak biz yılda iki kırkım yaptığımız için genelde bizim hedeflediğimiz 1 Nisan, bu 1 Nisan olmaz tabii ki 5 Nisan olur ama Nisan'ın ilk haftası diyelim. Ve Eylül'ün ilk haftası da ikinci kırkımımızı yapıyoruz. Peki şimdi burası Tekirdağ. Tekirdağ'da genel olarak yine 1 Nisan civarı mı? Yani Nisan başı civarı mı? Genelde, yoksa siz mi bunu biraz erken alıyorsunuz? Biz erken alıyoruz. Genelde hayvan kırkımları Nisan'ın ortasından ya da Mayıs'ın başından itibaren başlıyor. Ve ona göre sürebiliyor. Fakat biz bunu son 2 yıldır prensip edindik. Hayvanlarımızı Nisan başında ilk haftasında kırkıyoruz. Aradan 15-20 gün geçtikten sonra da havuzumuz var. Mutlaka hayvanlarımızı havuzdan geçiriyoruz. Dış parazitlere karşı önlemlerimizi alıyoruz ve hayvanın rahatlamasını sağlıyoruz. Ondan sonra bizim zaten bu bölgede ancak 3-4 ay gibi bir süre meraya çıkartabiliyoruz. O dönemde de meraya çıkartmış oluyoruz. Tekrar Eylül ayında hayvan tamamen içeri girmeden önce ikinci kırkımımızı yapıyoruz. Kırkımdan 10-15 gün sonra banyosu yapılıyor dediniz. Bunun evet. Bir sebebi var mı? Yani kırkımdan hemen sonra banyo yapılmıyor. Hemen sonra da yapabiliriz. Fakat biz biraz erken yaptığımız için, erken kırkım yaptığımız için hava şartlarına bağlı olarak eğer hava şartları izin verirse kırkımdan hemen sonra da banyo yaptırabiliyoruz. Hava şartları derken biraz serin gidiyorsa havalar galiba. Çok yağmurlu ve serin gidiyorsa o zaman birazcık daha erteliyoruz. Yani Mayıs'a kadar vaktimiz var. Yani mutlaka biz Mayıs'a kadar o yıkama işlemini de yapıyoruz. Ama kırkımı standart olarak her sene aynı dönemde yapıyoruz. Hava şartları ne olursa olsun. Peki Türkiye'nin genelini düşünürsek, Türkiye'de hangi dönemlerde yapılıyor? Türkiye'de genelde Mayıs ayından itibaren kırkımlar başlıyor. Ve tabii ki bazı bölgelerimizde bu daha erken başlayabilir. Tamamen hava şartlarına bağlı. Fakat Türkiye'de bir oluşmuş bir düşünce yapısı var. Hayvan üşür. Hayvan üşümez. Yani bunun üşümesi siz kırkımı yaptığınız zaman kırkımdan dolayı hayvan üşümez ama cereyanda kaldığı takdirde hayvan üşür. Üşümemesinin yani, bir sebebi de bu koyunların yününün içerisindeki o yağ değil mi? Evet. Şimdi az önce biz kesim kırkım yapılırken elimize birazcık aldık. Birazcık da sürdük elimize evet. Ve çok ciddi kremsi bir yağ tabakası oldu. Kesinlikle zaten kırkımcıların ellerini ellediğiniz zaman pamuk gibidir. Kırkımcıların elleri pamuk gibidir ve özellikle İngiltere'de, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da yapılan biliyorsunuz yağmurluklar vardır. O yağmurluklarda koyun yağı vardır. Koyun yağı sürüldüğü zaman asla su geçirmez, yağmur geçirmez. Dolayısıyla koyun yağının ellere ve derimize çok büyük faydası var. Sonuçta, bir faydası daha var yani. Bir faydası daha var. Yani koyunların sonuçta doğal olarak derilerinden salgıladığı bir yağ bu. Evet. O zaman tabii buradan şunu da anlıyoruz. Koyunlar bu yağ sayesinde soğuk iklime de çok dayanıklı hayvanlar olmuş kesinlikle. Yurt dışında bazı ülkelerde koyunlar dışarıda doğuruyor. Kar yağıyor, doğuruyor. Biz daha o şeye gelemedik. Bu tamamen ileride inşallah bunu konuşuruz. Tamamen genetik yapıya bağlı olarak, siz ırkınızı genetik yapıya bağlı olarak ortama uygun yetiştirebilirsiniz. Çünkü asla ortama göre, yani ortamı koyuna göre ayarlayamazsınız. Her ortam değişir. Buradan alın bu koyunları, başka bir çiftliğe götürün. Orada mutlaka bir takım sıkıntılar yaşayacaksınızdır. Ama ortama göre genetik seleksiyon yaparak koyun yetiştirebilirsiniz. Evet. Peki dünyada yün kalitesi olarak en kaliteli merinos ırkı mıdır? Merinos ve çeşitleri midir? Tabii merinos çeşitlerinin ırkıdır. Bu da genelde Avustralya merinoslarının yün kalitesi mikron olarak çok çok iyi kalitedir.
Ve dolayısıyla işte bu kaşmir dediğimiz tarzda... Mikron dediğimiz o yünün kalınlığı. Kalınlığı, inceliği. Şimdi mesela biz şunu da gördük. Çok ilginç bir şey yaşıyoruz şu anda. Yünün kalitesi iki kırkımla ve beslenmeyle kalitenin yükseldiğini gördük. Mesela bizim geçen sene aldığımız, yani ilk başladığımızda aldığımız koyun yünü kalitesiyle şu anda aldığımız koyun yünü kalitesi arasında fark var. Bu da ne demek? Koyun yününün kalitesinin artmasıyla beraber aynı zamanda fiyatımız da artıyor. Yani biz aynı zamanda gelirimize katkıda bulunmuş oluyoruz. Evet. Yani bir çay parası yerine belki beş çay içeceğiz. Beş çay parası. Şunu da sorayım o zaman. Şimdi Nisan başı ilk kırkım, evet. İkinci kırkım ne zaman? Eylül. Eylül ayında yapıyorsunuz. Eylül ayında yapıyoruz. Eylül ayının bir sebebi var mı? Şöyle, yani bir sebebi yok. Yani mümkün olduğu kadar biz 6 ay içerisinde bu kırkımları yapmaya çalışıyoruz. Bir de Eylül ayı, gerçi Ekim-Kasım'a kadar biliyorsunuz hava şartları iyi gidebiliyor. Fakat biz iki kırkım yaptığımız için bunları mümkün olduğu kadar yılın iki ortasında yaparak ortalama sağlamaya yani. Çalışıyoruz. Peki iki kırkımın olmasının faydası var. Tek kırkım olursa ne olur? Yani tek kırkım yapan yerlerde var, bunları biliyoruz ya, bazı işlemlerde. Ya tabii ki eğer ekstensif hayvancılık yapılıyorsa ve eğer hayvan mütemadiyen 365 günün 300 günü dışarıdaysa, o zaman tek kırkım yetebilir. Fakat iklim şartları el veriyorsa, yani kış çok ağır değilse, mesela kışın çok ağır, doğu kesimlerde kış çok ağır geçiyor. Dolayısıyla orada tek kırkım yapılabilir. Tek kırkım yapmak lazım. Yapmak lazım ama mesela gidin Almanya'ya. Almanya'da da çok ağır kış şartları var. Orada iki kırkım yapıyorlar. Evet. Şimdi insanlarımızın birazcık, halkımızın birazcık bir takım değişiklikleri yapması zor. Onlara biraz zaman vermek lazım. İlk önce iklim ortamlarının uygun olduğu yerde mümkün olduğu kadar iki kırkıma geçmek, hayvanın strese atması, rahatlaması, ilaç maliyetlerinin düşmesi açısından düşündüğünüz zaman rahatlıyor. Biz hatta o kırkımdan sonra eğer banyomuzu yaptırırsak, Eylül ayında da kırkımdan sonra gene banyo yaptırmaya çalışıyoruz hayvanımıza. Ve dolayısıyla dış parazitlerden mümkün olduğu kadar arındırmaya çalışıyoruz. Şimdi biz az önce kırkımı seyrederken, kırkım işlemlerini tabii seyircilerimize de göstereceğiz. Orada aynı zamanda farklı işlemler de bir arada yapıldı. Yani sadece kırkım yapılmıyor. Kırkım yapılırken de bir aslında hayvanları bir elden geçirme, işte tırnak kesimi gibi bazı işlemler yapıyor. Biraz bundan bahsedelim. Şimdi bizim kırkımcı arkadaşlarımız işte yaklaşık 1,5 sene önce bana geldiklerinde çok güzel bir fikir olduğunu söyledim. Türkiye'nin bir profesyonel kırkım ekibine ihtiyacı olduğunu gördüm. Ve o arkadaşlarımız sağ olsunlar geldiler, sebat ettiler ve burada ne yapılıyor? Şimdi burada hayvan kırkıldığı sırada mutlaka iç parazit yapılıyor. Ağızdan oral olarak iç parazit veriliyor. Kırkım esnasında bizim çoban ekibimiz, ben de dahil olmak üzere, bir kere tırnakları gözden geçiriyoruz. Eğer uzamış fazla tırnaklar veya herhangi bir şekilde darbe görmüş veya düzgün olmayan tırnakları mutlaka düzeltiyoruz. Tabiri caizse manikür pedikür yapıyoruz. Bu arada bizim genelde koyunlarımızda işte kulak küpelerini kontrol ediyoruz. Eğer herhangi bir kulak küpesinde, çünkü mutlaka koyunda çift küpe tutmaya çalışıyoruz. Çiftli kulaklığımız olmasına rağmen. Eğer hayvan iki küpesini birden kaybederse, bu sefer kayıtta onun hangi hayvan olduğunu bulmamız imkansızlaşıyor. Dolayısıyla bir tane küpeye düştüğü zaman orada aynı zamanda küpeleri de kontrol edip küpe takıyoruz. Kırkımdan sonra hayvanlarımız, gelen ekip aynı zamanda hem dış parazit ilaçlamasını yapıyorlar, aynı zamanda bütün ahırları da dezenfekte ediyorlar. Dolayısıyla bunun yapılması demek çiftliğin yaklaşık 2 ay, 3 ay rahatlaması demek. Çok çok önemli. Aynı anda bütün bu işlemlerin yapılması hayvanın mütemadiyen rahatsız etmektense bir seferde bütün yapmanız gereken işlemleri yapmış oluyorsunuz. Kırkımı gerçekleştiren elemanlar sizin elemanlarınız değil, hayır, değil mi? Bu dışarıdan gelen. Tamamen dışarıdan gelen, kurulmuş profesyonel bir ekip.
Onlar kırkımı yapıyorlar. Zaten kırkım çeşitleri konusunda, teknikleri konusunda eğer konuşursak, kırkımda bir özellikle yurt dışında Avustralyalıların, hep onlardan bahsediyorum ama onlar da çok profesyonel olduğu için söylüyorum. Bir onların teknikleri var. Bir de bizim kendi oluşturduğumuz, yani yıllardır oluşmuş Türk tekniği var. Türk tekniğinde nedense bizim sürü sahiplerimiz aman benim koyunumu bağla yerde bağlı kes diyor. Bu Türk tekniği diyorum ben buna. Ama gelişmiş teknik tamamen hayvanın oturtularak, rahat edilmesi sağlanarak bağlamadan, bağsız yapılan kesim tekniği. Daha mı az stresli oluyor öyle bağlamadan yapıldığı zaman? Daha az stres oluyor hayvan. Çünkü hayvan rahatlıyor. Onun bir oturma tekniği var. Bunları inşallah paylaşırız. O oturma tekniğiyle hayvanın ne kadar gebe olursa olsun hayvana rahatsızlık vermiyor. Fakat bizim dediğimiz gibi Türkiye'mizde sürü sahibi kardeşlerimiz, çoban kardeşlerimiz aman bizim koyunumuzu bağla, üç ayak bağlanıyor. Hı hı. Eski metotta, çünkü kırkımda da hep eskiden öyle yapılırmış. Makasla olan kırkımda öyle olduğu için onlar o şekilde tercih ediyor. Bugün inşallah bu değişik sistemleri görme imkanını bulacağız. Hı hı. Şu anda tabii makasla kesimden tamamen uzaklaşıldı ve evet, hepsi makineyle kesiliyor. Makineyle kesiliyor. Şimdi eskiden eski zamanlarda şöyleymiş. Çoban kendisi kesermiş. Otururmuş, sürüyü götürmüş, yakalarmış bir tane, kesermiş. Bir tane yakalarmış, bugün 5 tane kesermiş, yarın 10 tane kesermiş. Veya bazıları imece usulü dediğimiz bir araya gelip koyunlarını kırkarlarmış. Ama bu hem zahmetli hem de hakikaten zaman alan bir iş. Ama bugün hala birçok yörük çiftliklerinde, dağda bayırda elektrik yok, herhangi bir şey yok. Mecbur onlar hala makası kullanmak zorundalar. Veya sizin 30 tane, 40 tane, 50 tane varsa onu makasla da kesmeniz son derece normal, doğal. Hı-hı. Ama bu tip kalabalık sürülerde veyahut da şöyle söyleyeyim, 150 başın üstündeki sürülerde bu olması çok büyük rahatlık. Genelde böyle kırkım ekibi gidiyor köyün ortasında sistemi kuruyor. Köydeki sürüler teker teker geliyor. Birkaç gün içinde bir köyde 2000-3000 hayvan varsa bakmışsınız tamamen bitiyor hepsi ve rahatlıyor kesiliyor. Hayvanlar. Hepsi kesiliyor. Peki kırkım esnasında dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Yani çünkü görüyoruz ki gebe hayvanlar var, erkek evet, hayvanlar var. Bununla ilgili söylememiz gereken şeyler neler? Kırkım esnasında en önemli olay hayvanın huzurlu olmasını sağlamak. Strese sokmamak. O hayvanın hani bir kuaföre gitmiş gibi, hı hı, kuaförde veya bir berberde tıraş olur gibi, nasıl biz rahatlıyorsak bazılarımız gider böyle berbere yatarız uyuruz neredeyse. Koyunu da öyle rahat ettirmek lazım. Dolayısıyla biz mütemadiyen eğitim halindeyiz. Biz o kırkan arkadaşlarımızda uyarı yaparak, eğiterek aman dikkat et, aman şöyle yap, aman böyle yap. Çünkü hayvanı severek bir şeyleri yapacaksınız. Kırkım da böyle bir şey. Yani biz tabiri caizse yılda iki kere hayvanımıza kuaföre götürüyoruz. Mizampile yapıyoruz. Bayram, arkadan bayram manikür, tıraşı gibi bir şey. Bayram yani, tıraşı oluyor. Şimdi biliyorsunuz bahar bayramını kutladık. Bahar bayramında onları da bahara hazırlamış oluyoruz. Bu şekilde düşünürsek hayvanı strese ne kadar az sokarsak ve kırkımcının dikkat etmesi gereken en önemli husus şu. Hayvanın memelerine çok dikkat edecek. Çünkü bu kırkım makinaları çok seri makinalar. En ufak yaptığınız yanlışla tık diye kesiyor. Biliyorsunuz koyun derisi zaten çok ince. Çok ince. Çok dikkat etmeniz lazım. Özellikle en büyük sorun şunda çıkıyor. Çok zayıf hayvanlarda ya marioysa ya iyi beslenmemişse o hayvanların kırkımı çok zor. Çünkü mütemadiyen o kırkımda deriyi germeniz lazım. Deriyi ne kadar fazla gererseniz o kadar rahat kırkım yapabiliyorsunuz. Eğer acemik bir kırkımcı o deriyi doğru dürüst germezse deride bir takım sıkıntılar çıkabiliyor. Bir de diğer kısım hayvanın uzuv kısmında, yani vulva ve anüs kısmındaki kesimlerde, oraya da çok dikkat etmek gerekiyor. En ufak bir yanlış hayvana sıkıntı yaratabilir. Bunlar olan şeyler değil mi? Yani yaralanmalar, tabii, memelerin uçlarının kesilmesi, bunlar yaşanan şeyler yani. Şimdi bunlar yaşanmaması gereken yaşanmaması şeyler. Yaşanmaması gereken ama ne yazık ki yaşanan ama şeyler. Ama yaşanabiliyor. Bazen. Türkiye'de birçok görüyoruz.
eline makineyi almış kimseler çıkıyor, ben kırkımcıyım diye kırkmaya başlıyor. Şimdi bunlara dikkat etmesi lazım, sürücü arkadaşlarımızın dikkat etmesi lazım. Sonra ortamın birazcık, ortamın ona göre hazırlanması lazım. Bir de seri olunması lazım. Seri galiba, olması değil mi? Yani lazım. Hayvanların gelişi, i̇lk, gidişi. İşte ilk geldiğimiz zaman da kırkımcı bulmak istedik. İki tane kırkımcı getirdik. 15 günde kırkımı bitiremedik. Kendimiz soyunduk, kendimiz de kırkalım dedik. Fakat hem zaman uzuyor, hem yünleri nasıl yapacağız, nasıl ayıracağız? Şimdi profesyonel ekip olduğu zaman aynı anda her kırkılan koyunun yünü toplanıyor, çuvallanıyor, etraf temizleniyor. Dolayısıyla ikinci gelen kırkılacak koyuma ortam tertemiz oluyor. Aynı zamanda bu kırkımcı için de büyük rahatlık oluyor. Peki gebe hayvanların kırkımı nasıl yapılması lazım? Ne gibi şeylere dikkat edilmesi lazım? Gebe hayvanların kırkımında hayvanı yatırırken, hayvanı döndürürken, çünkü bu hayvan gebe, çok dikkatli hareket etmek lazım. Yani daha sakin, daha hayvanın sakinleştirici şekilde yapmak lazım. Ve genelde işte dediğim gibi yurt dışı Avustralya tekniğiyle baktığınız zaman hani hayvanla fazla hareket ediyor gibi gözükse de aslında hayvanı alıp oturtarak yaptığınız zaman bir sıkıntı olmuyor. Hayvanı güzel oturttuğunuz zaman tam kuyruk sokumunun üstüne değil de sırtına doğru oturttuğunuz zaman, hayvan oturduğu zaman son derece rahat bir... Burada bir rahatlama mı oluyor? Tabii hayvanda? Rahatlama oluyor. Hatta neredeyse hayvan uyuyacak hale geliyor. En uygun kesim şekli o mudur? En uygun kesim şekli o. Ondan sonra zaten hayvanı resmen soyuyorsunuz. Elma soyar gibi soyuyorsunuz. Hı-hı. Yani önemli olan hayvandan yünü parça parça çıkarmak değil. Bir başlangıç var. Önce karın bölgesini temizliyorsunuz. O pis yünü alıyorsunuz. Karın bölgesini ve bacaklardaki şu apış araları dahil buraları temizledikten sonra, boynu temizledikten sonra hayvanı bu tarafa çevirdiğiniz zaman önce bu bacaktan başlıyorsunuz. Baştan sona kadar soymaya başlıyorsunuz. Bir tarafı soyuyorsunuz, öteki tarafa çeviriyorsunuz, öteki tarafa soyuyorsunuz. Yün de tamamen bir bütün halinde çıkıyor. O bir bütün halinde çıkan yünün değeri de daha fazla oluyor. Evet, bu da çok önemli bir bilgi. Çok önemli, evet. Bütün halinde çıkması. Bütün halinde, yani bir koyundan çok daha değerli. Elma soya, elmayı nasıl hani soyarız da böyle hiç koparmadan soymak bir marifettir. Bir marifettir. İşte elma soyar gibi koyunu da kırkmak o kadar önemli. Ülkemizde koyun kırkımında gerçekten yeterliliği olan insanlar var mı? Ustalar var mı o anlamda? Vallahi, yoksa bu konuda da biraz yetersiz miyiz? Daha çok yetersiziz, yani gelişmemiz lazım. Ama şu anda bizim bu çalıştığımız ekipte hakikaten izleyeceğiz. Ustalaşmış arkadaşlarımız var. Yani ben şahsen de bizzat burada eğitim veriyorum onlara. Yani oturuyoruz. Şimdi... Kırkım gençlik isteyen bir şey. Evet. Biz de genç bir delikanlı olarak bu işi devam ediyoruz ama gençlerin önünü açmamız lazım. Aslında bu çok güzel bir meslek. Türkiye'de biliyorsunuz işte işsizlik yaşıyoruz diyoruz kırsal kesimde. Bu o kadar güzel bir meslek ki. Dolayısıyla eğer doğru teknikle öğrenirlerse ve doğru teknikle yaparlarsa hakikaten bu arkadaşlarımız var şu anda. Ama daha bu bir başlangıç. Yani bu arkadaşlarımızdan çok mu var? Hayır, çok değil. Ama biz başladıysak mutlaka bu çoğalacak. Çoğaldığı zaman bir gün belki göreceğiz ki bunların yarışmaları yapılıyor biliyorsunuz yurt dışında. Bugün bir koyunu kırkmak 28 saniye sürüyor. Biz daha Türkiye'de 3 dakikalarda 5 dakikalardayız. 28 saniye bu 28 ortalaması saniye, mıdır? Evet. En iyi yapılan. En iyi yapılan 21 saniyeye kadar saniye. Düşüyor. Ama ortalaması ama, 28. Ortalama 28 ile 35 saniye arası sürüyor. Fakat oradaki ekipman daha profesyonel, ona göre yapılmış profesyonel ve hayvanların akış şekli daha profesyonel. Fakat biz yavaş yavaş, yani burada şu anda biraz evvel izlemiş olduğumuz ve daha sonra izleyeceğimiz sistem Türkiye'deki en profesyonel
sistemlerden biri diyebiliriz ve devamlı gelişiyor. Devamlı gelişiyor. Alet ekipman anlamında bizim bir şeyimiz var mı? Eksiğimiz? Alet ekipman anlamında yani biliyorsunuz artık ithalat var. Kırkın makinaları yurt dışından zaten geliyor. Kırkın makinalarımız var. Ama belki yurt dışında hani getiremediğimiz büyük kaba aletler var. İşte asma aleti, kayışın yani kırkın kayışının daha profesyonelleri, dirsekli yani. Olanları var. Bir de insanlar beline bağlanan sistem var, lastikli. Asıyorsunuz yukarı, o insanlar eğildiği zaman yükü oradan alıyor. Ama bunlar gelecek. Yani bunlar, bu tip ekipler sistem kuruldukça, onlar da 3-5 kuruş para kazandıkça, biz rahatladıkça yatırım mutlaka olacaktır. Mutlaka gelişecek. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Yani Türkiye'de koyun kırkımıyla ilgili bir eleman açığı var. İnsanlar buna bir şekilde yönelip bu mesleği edinip bir şekilde Türkiye'de koyun kırkımı üzerine ustalaşıp para kazanabilirler. Bunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki söyleyebiliriz. Ama tabii usta olurlarsa bu konuda. Usta olurlarsa ama bir yerden başlamak lazım. İşte mesela bu ekibimiz şu anda bunu yapıyor. Hem eleman yetiştiriyor hem profesyonel bir kadro olarak çalışıyor ve yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Ve dolayısıyla mutlaka Türkiye'de şu anda biliyorsunuz işte koyun miktarımız belli. Bu koyunların hepsinin kırkıma ihtiyacı var. Bazen bazı çiftliklerin ben hiç kırkım yapmadığını biliyorum. Hiç kırkım yapmadan geçiren çiftlikler var. Bunlar tabii koyunda sıkıntı yaratıyor. Ne gibi sıkıntılar yaratıyor? Hiç kırkım yapmayan bir işletmede ne gibi sıkıntılar görülebilir? Parazit görülebilir mi? Parazit diyebiliriz. Parazit, yün altında oluşan parazitler. Yünleri kendi kendine dökülüyor, hayvan kendi yününü yiyor. Hayvanı bir kesiyorsunuz, hayvanın içinden bu kadar topak halinde yün çıkmış. Yani dolayısıyla hayvanı devamlı nasıl biz dediğim gibi tıraş oluyorsak, her ne kadar bizim saçlarımız uzun olsa da tıraş oluyorsak ya da biz kendimize bakıyorsak bu hayvanların da mutlaka kırkım bakımlarından bir tanesi ve yapılması lazım. Evet. Şimdi kırkım sonucu tabii elde ettiğimiz bir yün var. Bunun da ciddi bir aslında pazarı var dünyada. Evet. Fakat bizim tabii yetiştiricilerimizin hepsinden duyduğumuz şey şu. Koyunu kırkıyoruz. İşte götürüp satmaya verdiğimiz zaman 1 lira para veriyorlar diyorlar. Ya da bazı yerlerde 1,5 lira. Sanıyorum bugünlerde 2 liraya denk geliyor. Peki bundaki sebep nedir? Yani böyle değerli bir şey. Neden yetiştiricilerimiz böyle değerli bir şeyden, tamam etinden, sütünden faydalanıyor ama neden yününden de para kazanamıyor? Şimdi bunun sebebi buraya nedir? Birkaç tane sebep sıralayabiliriz. Bir tanesi sebebin bir tanesi hayvanlar iyi beslenmediği için, bakın nerede olsa, içeride de olsa Türkiye'de bir problem var. Bunlardan bir tanesi beslenme. Eğer siz merada olsun, kendi içeride beslediğiniz yemde olsun, Türkiye'deki mineraller açısından ve proteinsel değerler açısından Türkiye'deki maalesef beslenme değerleri düşük. Çünkü meralarımız ıslah edilmiyor veyahut da işte çiftçilik konusunda da eksiklerimiz var. Dolayısıyla ve yeterince beslemediğimiz takdirde bu direkt olarak yüne de yansıyor. Yani sadece hayvanı zayıf görmüyorsunuz. Yün de zayıf oluyor. Yün zayıf olunca dolayısıyla yün de para etmiyor. Yani bizim yünlerimiz kaliteli olmadığı için mi evet, çiftçimiz, ve, yetiştiricimiz ve para kazanamıyor? Tabii hem yünler kaliteli olmuyor bir de Türkiye'de çamur sorunu, toprak sorunu, hayvanın altının doğru dürüst temiz olmaması sorunlarından dolayı yün inanılmaz kirleniyor. Mesela çok önemli bir konuya değindik. Aklıma geldiği için söylüyorum. Mesela Eylül-Ekim ayı geldiğinde biliyorsunuz pıtrak olur. Yani yabani bitkiler olur. Bu pıtrak eğer siz o ikinci kırkımı yapmazsanız geliyor pıtrak yapışıyor. Ve çıkıyor. Ve tüylerin arasında kalıyor. Belki kuruyor zaman içinde ama gene kalıyor. Ne oluyor? Yünün kalitesini azaltıyor. İkinci kırkımın diğer önemi de işte bu tip pıtraklardan kırktığınız zaman hayvan pıtrağa girse bile pıtrak tutmuyor hayvanın üstünde. Evet. Şey olmadığı için. Dolayısıyla yünün kalitesinden bahsettik. İkincisi, şimdi bütün dünyada batı toplumunda ya da gelişmiş ülkelerde mutlaka yüne verilen bir şey var. Devlet desteği var. Bizde maalesef yüne verilen bir devlet desteği yok. Şimdi bizde yünü kategorize ederek de alım yok. Yünün kalitesi var. A sınıf, B sınıf, C sınıf 5 çeşit kategorisi var. Uzunluk
uzunluğa göre, kalınlığa göre, yapısına göre, bütün bunlara göre de o sistemin de yavaş yavaş oturması lazım. Ve tabii ki biz biliyorsunuz son dönemlerde hani şehirlerimizde kuzu etini az yer olduk. Artı bir de yün elbiselerden kaçar olduk. Dolayısıyla kullanılan yün miktarı da belki dünyada azalmaya başladı. Bunlar da diğer etkenler. Ama halen görüyoruz ki zaman zaman geriye dönüş var. Ve zaman zaman o geriye dönüş içinde de mutlaka yün daha değerlenebiliyor. Peki dünyada nasıl bu durum? Yani yünle ilgili yün pazarı nasıl? Yani bizden daha çok kazanıyor mu çiftçiler? Tabii mesela dediğim gibi işte sadece yün besleyerek geçinen çiftçiler var. Mesela bir Avustralya Merinos'unu aldığınız zaman ondan fazla et beklemeyin. Derisi boldur. Derisi boldur, geniştir. O yönde ıslah edilmiş değil mi hayvan? Ama tamamen hayvanın özelliği yün. Yün. Bir Avustralya Merinos'u 6 kilo yün veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Normalde bizim beklentilerimiz 2,5-3 kilodur, 2 kilodur, 1,5 kilodur. Yani ırktan ırka da değişir. Ve bazı ırklar var ki onların yünlerinden çok kabadır. Kaba olduğu için mesela Karagöz Bafra ırkı veya bazı doğu ırklarımızda bunların yünlerinden ancak halı yaparsınız, kilim yaparsınız. Sert olduğu için, kaba olduğu için. Peki şimdi dedik ki şehirlerde kuzu eti, koyun eti tüketilmiyor. O anlamda şehirlerde yün de tüketilmiyor. Yani yünlü şeyler, mesela ben hatırlarım eskiden yünlü yataklar vardı değil mi? Yünlü yastıklar vardı. Evet, şimdi evet. Onun yerine daha böyle elyaflı şeyler vardı. Hep yapay şeyler var. Hep yapay şeylere dönüyoruz. Bir yandan organik olalım diyoruz. Bir yandan doğal olalım diyoruz. Bir yandan doğallıktan kaçıyoruz. Kapımızın kenarında duran bizim gibi bozkır kavimlerinden gelen insanların kültürünü farkında bile değiliz. Koyun bizim veli nimetimiz. Keçi bizim veli nimetimiz. Bunu asla unutmamamız lazım. Onun eti de, sütü de, yünü de bizim için son derece değerli. Eğer biz bu değerlerimizin farkına varırsak o zaman toplum olarak çok rahatlarız. O zaman şöyle yapalım mı Osman Bey? Bir koyun nasıl kırkılır? Bir de tabii şeyi de merak ediyorum ben. Şimdi makinalı kırkımı yapıyoruz ama geçmişte tabii ki bu elle işte makasla kırkım vardı. Bu tabii çok zordu. Bu ikisini bir görelim nasıl kırkılıyor, ona bir bakalım mı? Şimdi şöyle yapalım. Hı-hı. Çok güzel bir şeye değindiniz. Hem elle nasıl yapılıyor, hı-hı, hem makineyle Türk usulü nasıl yapılıyor, hem de Avustralya usulü nasıl yapılıyor? Hepsini görelim. Bunlara bakalım. Hem de tüm buradan çoban sürücü kardeşlerimiz de bu ve sizin sayenizde bunları görmüş olsun. Diye. Peki. Seyirciler, Osman Bey ile sohbetimize devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu işletmede kırkım başlamıştı Nisan başı itibariyle. Şimdi tabii ki Osman Bey, şimdi bahsettik kırkımdan. Kırkımda evet. Farklı türler var. Evet, farklı evet. Türler dediğimiz iki tane tür var aslında. Bir makasla kırkım, klasik, kırkım. Çok evet. Eski. Bir de tabii ki modern bu makine kırkım var. Ama aynı zamanda şunu söylemiştik. Türkiye'de kırkım biliyorsunuz son senelerde başladı. Hı hı. Yurt dışında kırkım yaklaşık makineyle 40 senedir, belki 50 senedir yapılıyor. Ancak Türkiye'de bir kırkım sistemi gelişti. Bu kırkım sistemi de biz makasla kırkım yaparken mutlaka koyunu bağlarız. Niye? Fazla hareket etmesin, fazla kıpırdamasın aslında diye. Makasla kırkımda da belki de olması gereken olması şey. Olması gereken de o zaten. Yani makasla evet, kırken, yani. Kırkarken ayakları bağlanmaması biraz mümkün tabii, değil. Çünkü zor. Hayvan çok hareket edeceği hı-hı için. Mümkün olduğu kadar hayvanın hareketini kısıtlayarak bağlı sistem başladı. Fakat bir şekilde Türkiye'de bu işin başında bir eğitim sistemiyle gelinmediği için, hı hı, ve bu işin okulu olmadığı için ben şahsen mesela ben okulda öğrendim. İngiltere'de okulumda öğrendim bunu, bu kırkımı. Yani nasıl yurt, yapılması gerektiği. Yani, yurt dışında okullarda öğretiyorlar. Öğretiyorlar. Bunu evet. Kırkım nasıl yapılır evet. Bunu çok ciddi bir şekilde öğretiyorlar. Ve ona göre de not alıyorsunuz. Kırkımdan not alıyorsunuz. Dolayısıyla ama... Şimdi biraz sonra seyredeceğimiz kırkım makineyle kırkım. Ancak ben buna Türk usulü makine kırkımı diyorum. Türk usulü dememizin sebebi de Türk ayaklarını bağlamamız. Türk usulü sebebimizin nedeni ayakların bağlı olması. Evet. Fakat daha sonra yine arkadaşlarımızla beraber
Onlara bizim de verdiğimiz eğitimlerle onların bağlamadan da kırkım yapabileceklerini gösterdik. Ancak Türkiye şartlarında birçok sürücü kardeşimiz biz diyor bağlı istiyoruz diyor. Hı hı. Bağlı istiyoruz dedikleri için de sistem ona göre gelişiyor. Aslında olması gereken bağlanmadan makineyle kırkılması gerekiyor. Bazı koyuncu kardeşlerimiz buna geçtiler ama birçoğu halen bağlı istiyor. Evet. Şimdi şu anda Türkiye'de bağlı olarak yapılan kırkımı göreceğiz. İsterseniz başlayalım. Başlayalım, tamam. Başla Sefer kardeşim. Şu anda hayvanın 3 ayağı bağlı, bir arka ayağı, ön ayağı bağlı ve şu anda bağlı olan sistemde kırkımı şimdi yapıyor. Bir de Sefer Usta baş bölgesinden başladı. Baş, boyun, evet, ve sırta doğru gidiyor. Evet. Bu da tabii bir stildir değil mi? Herkesin, evet, bir kesiş tarzı tabii var. Tabii herkesin bir kesiş tarzı var. Mesela şimdi bu tarzda önce boyundan başlıyor. Önce boyunla birlikte karın bölgesinin bir kısmını kesiyor. Tabii ki bağlı sistemlerdeki en büyük problem hayvanın ayakları bağlı olduğu için aralara girmek biraz zorlaşıyor. Zorlaştırıyor. Hmm. Hayvanın ne kadar geniş ve rahat olması çok daha iyi. Bunu diğer sistemi gösterirken bağsız sistemin ne kadar anlatalım daha iyi onu olduğunu anlatmaya anlatalım çalışacağız. Belki o ısrarcı olan sürü sahibi kardeşlerimize örnek oluruz burada. Şimdi bu arada Sefer Usta bunu keserken şundan da bahsetmek istiyorum aslında. Şu an kırktığımız hayvan kaç aylık bir kuzu? Şu anda kırktığımız hayvan 7 aylık bir kuzu. 7-8 aylık civarı bir kuzu. Peki yaşlarına göre yünlerinde de bir kalite farkı oluyor mu? Yani daha genç hayvanların daha iyi bir yapağı olduğu gerçeği var mı? Şimdi genç hayvanlardaki yapağı birazcık daha ince olabiliyor ama şu anda mesela bu gördüğümüz kuzumuz toklu kuzumuz diyelim. İlk defa kırkılıyor. Evet. Dolayısıyla ilk kırkımını görüyor. Bu kırkımdan sonra da bu kuzumuz Eylül ayında da koça tutulmuş olacak. Evet. Büyük ihtimal Eylül ayında da ikinci kırkımını görecek. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Bağlı olarak kırktığımızda sanki o daha önce bahsetmiştik ya tek, evet, parça halinde kırkma olayı olmuyor maalesef. Olmuyor. Gördüğünüz gibi, hı hı, şimdi Avustralya tarzı serbest kırkım yaptığınız zaman tüy komple çıkıyor. Tüy, hı hı, komple çıktığı zaman böyle kopmadan komple çıktığı zaman yüncü açısından da bu çok önemli. Yani o yünün komple katlanıp o şekilde çuvallanması yünce açısından da çok önemli. Dolayısıyla bağlı sistemin böyle bir takım tabii ki handikapları var. Ancak şunu da söyleyelim, yani illa bağlı sistem yapmak yanlış değil. Yani bağlı sistemde yani bu da kullanılabilir. Biz sadece her iki yöntemin nasıl uygulandığını gösteriyoruz. Evet, göstereceğiz. Birinin Türkiye, dezavantajları var, avantajları, evet, var. Bunlardan bahsediyoruz. Türkiye geliştikçe, şimdi arkadaşımız büyük ihtimal ayakları, bağlarını açacak. Çünkü karın kısmını kesebilmesi için ayaklarını açması lazım. Halbuki ayak açık sistemde önce karından başlanıyor. Hmm. Önce pis kısmını anlatmıştım, evet, daha önce. Evet, evet. Ama bu sistemde önce etraf temizlendikten sonra en son karın kısmı temizleniyor. Şimdi bir süre tutmadık ama makineyle kırkımda ne kadarlık bir süre geçti? Aşağı yukarı yaklaşık 3 dakikalık bir süre içinde kırkım bitti. Makineyle kırkımı gerçekleştirdik. Yani makineyle kırkımı gerçekleştirdik. Evet. Evet, şimdi kırkımımız bitti. Evet. Yapağımızı, yünümüzü çıkarttık. Bunu ne yapıyoruz? Toparlayıp sevk edilmek üzere, tabii önce depolanmak üzere, evet, çuvallara koyuyoruz. Evet, evet, Sefer Usta onu koysun. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Yine makineyle kırkım. Şimdi ikinci kırkımı, makineyle kırkımı ve Avustralya tarzı serbest sistemde serbest kırkımı sistemde göreceğiz. Kırkımı, yani, göreceğiz. Bana göre de olması gereken kırkım sistemini göreceğiz. Hı hı. Ve bu işi profesyonel yapan kırkımcının da, hı hı, nasıl daha rahat kırktığını da göreceğiz. Göreceğiz. Sevgili seyirciler, şimdi birinci koyunumuzu kırktık. Osman Bey'in deyimiyle Türk usulü
ayaklarını bağlayarak makineli kırkım yaptık. Şimdi Avustralya usulü, evet, daha serbest, hayvanın daha serbest olduğu makineli kırkıma geçeceğiz. Önce neyi görelim, nasıl şimdi yatırılır? Şimdi burada hayvanı nasıl yatıracağımız çok önemli. Türkiye'de çok eski çobanlarımızın teknikleri var. Ancak burada hayvanın yakalanacağı yer çok önemli. Ve çene altı, hayvanın yakaladığınız zaman çene altından hayvanın hareket etme imkanı yok. Dolayısıyla biz şimdi hayvanı aldık, hemen yatırdım. Bakın hayvan bu şekilde yattığı zaman hayvan çok rahat. Hiçbir şekilde hayvanın bir rahatsızlığı yok. Hayvan kuyruk sokumuna yatırmadık. Hayvanı sırtına yatırdık aslında. Arka sırtına yatırdık. Ve şimdi bu şekilde çalışma imkanı var. Önce karın temizlenecek. Ondan sonra diğer yerler temizlenecek. Ama hayvanımızın şu anda son derece rahat. İstersek çevirip bu tarafa da koyabiliyoruz. Hayvan şu anda rahat. Bu şekilde dizlerimizin üstünde tutuyoruz hayvanı. Evet, şimdi ustamıza veriyoruz. Sen hazırla şeyini. Sana vereceğim. Şimdi tabii Sefer Usta kırkıma başlayacak ama... Evet, bir dakika. Buyurun başlasın Sefer Başla. Usta. Başlasın. Al benden. Al benden. Tamam. Şimdi... Çok güzel. Bu sizin yatırma şekliniz neden önemli? Yani mesela gebe hayvanlarda falan, evet, bu daha mı şimdi, önemli? Şimdi ağır gebelerde dahi hayvanı bu şekilde yatırdığınız zaman hayvan hiçbir rahatsızlık duymaz. Hı-hı. Hele ağır gebelerde karın daha geniş olduğu için ve tamamen... sırt üstü, alt sırt üstüne yattığı zaman hayvanın ne kuzusuna bir şey olur, hiçbir şey olmaz. Evet. Dolayısıyla rahatlıkla kırkımı gerçekleştirirsiniz. Şimdi arkadaşımız önce hayvanın karnını temizliyor. Daha sonra bacak kısmı, kuyruk sokumu dediğimiz kısımları temizleyecek. Ondan sonra sol arka bacaktan başlayacak. Karnı temizlendi hayvanın. Şimdi peki bu kırkımı yapan kişi içinde rahat bir kırkım şekli midir? Tabii. Eğer işi biliyorsa. İşi biliyorsa. Bakın. Şu anda boyuna geçti. Boynu çıkartıyor. Soyar gibi. Bakın. Devamlı soyar gibi. Ve tüyleri devamlı bırakacaksın. Yani şey kopartmadan devam edeceksin. Şimdi soyar gibi devam ediyor. Önce temizliğini yapıyor. Hayvanı hazır hale, yani soyulur hale gelecek şekilde gelmesi lazım hayvanın. Hı hı. Bu çok önemli. Şu an tabii hayvanda da bir rahatlama hissi var değil mi? Tabii yani yünlerinden kurtulduğu için tabii, biraz hayvan, daha hafifliyor. Hayvanın tüyleri hafifledikçe şu anda hayvan rahatlıyor. Yani hiçbir şekilde, yani nasıl biz tıraş olurken rahatlıyorsak. Hı-hı. Peki sırası gelmişken sorayım. Şimdi yünü kırkılan hayvanlarda yem yiyişte bir artış oluyor mu? Yani yediği yemde bir artış meydana geliyor mu? İştah artıyor şöyle mu yani? Şöyle diyelim, iştah artıyor ama artmasından ziyade hayvanın yediği daha çok yarıyor. Daha çok yarıyor. Hı-hı. Çünkü hayvan rahatlıyor. Yani her halükarda yapılan kırkım hayvanı ciddi şekilde. Bakın şimdi baştan sona kadar alarak soydu. Ve bu belli bir teknik, soyum tekniği. Şimdi bu sistemde hayvanın başını tutuş şekli. Bakın şimdi tersinden giriyor. Şimdi öbür tarafa geçti. Şimdi burayı aldıktan sonra tekrar alttan soymaya başlayacak. Çevir istersen kameraya doğru çevir iyicene ki orada görsün seyircilerimiz. Şimdi aşağı indikçe biliyorsun... koyunun kafasını öne doğru alabilirsin. Daha rahat çalışabilirsin. Şuradan kafayı öne doğru alıyorsun biliyorsun. Heh. Yatırıyorsun şimdi. Heh. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Şimdi sistem bu. Bu sefer de yan oturttuk galiba. Evet. Ve dikkat ederseniz
kırkım daha hızlı oluyor. Evet. Kırkımın hızlı olması demek hayvanın daha az strese girmesi. Daha az strese girmesi, evet. Dolayısıyla bu sistem bana göre bütün kırkımcılar da tarafından öğrenilmesi ve tam olarak bu sisteme uygulanması lazım. Şimdi bacak arkasından devam edecek. Hayır, bitti. Bitti. Şimdi birazcık yünümüz şey oldu ama onun sebebi de toklu kuzu olması. Ama baktığınız zaman yünün şeyine baktığınız zaman şimdi bakın açtığınız zaman yün açılıyor. Bakın. Şimdi bunu katlama şekli de karıştırmadan katlamak lazım. Böyle kirli tarafı içte kalacak şekilde alınacak, toplanacak, ondan sonra konulacak. Burada katlama da önemli midir? Yani tabii kirli katlama da önemli. İçe aslında gelmesi. Bunlar için özel masalar var. Büyük koyunlar için komple çıktığı zaman yayıyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra içeri doğru katlıyorsunuz. Ondan sonra çuvallara koyuyorsunuz. Ama tabii ki burada biz göstermeye çalışıyoruz. Sistem bu. Evet. Şimdi yani burada iki metodolojiyi de görmüş olduk. Zaten genel kırkımı da seyrediyoruz devamlı olarak. Şimdi bundan sonra bir tane de elle kırkım göreceğiz. Elle kırkım, eski klasik makasla. Klasik makasla. Ondan sonra da diğer kırkım sistemlerini görmeye devam edeceğiz. Tamam. Az önce iki kırkım şeklini gördük yine makinalı ama birisi ayakları bağlı yani Osman Bey'in deyimiyle Türk usulü, öbürü de Avustralya usulüydü. Orada gördük ki aslında tabii yani kırkım çeşitlerini burada biri kötüdür biri iyidir demiyoruz ama Avustralya'daki Avustralya stilinde gördük ki hayvan otururken sırtının üzerine çok daha rahattı. Rahat, ve çok daha huzurluydu diyelim. Şunu da söylemekte fayda var. Biz hep Avustralya usulü diyoruz aslında ama Batı'nın yaptığı bu genelde bu sistem. Sadece Avustralya derken Avustralyalılar bu konuda hakikaten çok ileri gittikleri için ben en son teknikteki sistem o olduğu için bundan bahsediyorum. Aslında batıya gittiğimiz zaman Almanya, İngiltere, Fransa'da bunu ve bunun yapıyorlar. Benzeri tarzda yapıyorlar. O zaman şöyle söyleyelim bunu Avustralyalılara mal etmenin bir anlamı yok. Evet. Oturtarak diyelim. Oturtarak. Belki oturtma usulü diyelim en yani. En modern sistem. Diyelim böyle demek bu. Daha doğru. Daha iyi olur. Şimdi evet. Ne yapıyoruz? Şimdi atalarımızın. Yüzyıllardır belki de bin evet. yıldır uyguladığı evet. makasla kırkıma bakacağız. Evet. Makasla kırkım bir kere zor herhalde değil mi? Yani evet. Sürekli. Makasla kırkım zor. Ayrıca benim bildiğim bu makas sistemi herhalde yani çok uzun eski Türklere dayanan bir şey. Hı-hı. Bu sistem başlamış. Çünkü biz zaten dediğimiz gibi kırsal kavimlerden gelen göçebe ırklardan geliyoruz. Dolayısıyla bu bizim sistemimiz. Şimdi eski metotta bir kırkım göreceğiz. O tabi mecbur olarak hayvan bağlanıyor. Niye bağlanıyor? Bağlandığı zaman hayvanın hareket etme imkanı çok daha uzun sürdüğü için hareket etme imkanını kısıtlamış oluyoruz. Diyoruz. Evet, başlayalım. Evet. Buyurun. Burada da yine boyundan mı başlıyoruz? Evet. Göğüs, boyun tarafından başladık. Evet. Bu tabii yapan kişiye de bayağı bir zorluk çıkartıyordur. Yani bu el bir kere tabii, yoruluyordur. Yani el ciddi yoruluyor. Onun için genelde bu sistemi çobanlar şöyle yaparlar. Çobanlar başladıkları zaman işte günde 5 tane, 10 tane hani çok işi iyi şey yapanlar belki 20 taneye kadar çıkıyordur ama ben çok fazla kırkılabildiğini hani çok profesyonel olanlar mutlaka vardır ama eli alışmış olanlar belki evet. daha fazla kırkabilir. Evet, peki evet. burada yünü düzgün bir şekilde kırkmak da mümkün müdür? Tabii ki bu işte çok ciddi yapanlar kırkımı elle yapıp da düzgün yapmaya çalışanlar var ama ben bugüne kadar ne kadar düzgün olursa olsun bugün bir makinenin çıkardığı düzgünlüğü asla değil. Makas çıkaramaz. Şu an Anadolu'da hala bu kırkım sistemini kullananlar tabii, var mı? Kalmıştır herhalde. Var, halen yapılıyor. Özellikle küçük sürülerde makine alma ya da makine getirme imkanı yok. Küçük sürüler için makine kırkım yapanların yani 30-40 tane, 50 tane hayvanı olan için gitmesi mümkün değil. Bir de özellikle biliyorsunuz halen Anadolu'da yaşayan yörüklerimiz var. Onlar
Onlar genelde dağlarda, yaylalarda yaşıyorlar. Çadırlarda tabii. Çadırlarda yaşıyorlar. Işte. Oralarda zaten hayvanın yani elektrik sistemi olmadığı için halen makas sistemi Türkiye'de geçerli olan bir sistem. Evet. Ali Usta bu konuda bence bayağı... Evet, hızlı gidiyor. Hızlı yani, ve usta evet. bir isim ki bu bahsettiğimiz evet. tek parça çıkartma olayını makasla da yaptı diye görüyorum. Ben. Evet. Ne diyorsunuz evet. Osman Gerçekten Bey? Gerçekten öyle. Demek ki yani tabii... bu konuda da araştırma belki yapmak lazım. Hakikaten Türkiye'de evet. bunu çok iyi yapan ustalarımız var. Ben şeyi hatırlıyorum. Eskiden inekleri elle sağardık. Evet, elle sağardık. Sonra makina geldiği zaman elle sağımcılar dedi ki makineyi biz geçiyoruz. Makineden hızlı yapıyoruz. Hatta yarışma yaptırdık. Gerçekten elle sağan, makineden hızlı sağanlar vardı. Daha hızlı sağanlar vardı. Ama o zamanlar hem süt miktarları azdı, bir ineğin verdiği süt verimi azdı. Hem de makinalar çok yeniydi. Makinalarda halen o gerekli gelişme yoktu. Hı hı. Fakat bir gün geldi. Artık bugün Türkiye'de herhalde bir tane ineği olan elle sağıyordur. O bile makine alıyor. Evet. Makine fiyatları düştü. Doğru. Portatif makine fiyatları düştü. Ben inanıyorum ki bir gün gelecek bu görüntüler artık mazide kalacak. Evet, biz de buna şahit olan herhalde son nesiliz. Son nesiliz. Belki evet. de şanslı nesiliz. Şanslıyız, bir evet. Bir de Ali, evet. Ali Usta gibi böyle iyi kırkan bir insana da tabii şahit olmak önemli değil mi? Evet, Osman çok çok önemli. Dolayısıyla ben şahsen daha önce gördüm ama bu kadar yakından ben de hemen hemen ilk defa görüyorum diyebilirim, gördüm diyebilirim. Tabii bir laf vardır, alet işler el övünür derler ama burada bence Ali Usta'nın da... Ali Usta'nın evet burada çok büyük evet. özelliği var. Ali Usta'nın yanında da Ali Usta makasını iyi hazırlamış. Alet de çok önemli. Hazırlamış derken keskinliği mi iyi? Keskinliği tabii, keskinliği çok iyi. Hı hı. Peki şöyle bir şey sorayım size. Bu kırkın işini hiç yapmamış biri evet. ne kadar sürede öğrenir? Ne kadar sürede bir... Koyunu hızlı bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde kırpmayı öğrenebilir. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bence yaklaşık bir hafta ile 15 günlük bir eğitim programı gerçekten bir de kabiliyet olması lazım. El yeteneği de olması lazım. El yeteneği lazım. Olması lazım. Bence Türkiye'de böyle bir kurs açıldığı takdirde ve bu kursla beraber de bu eğitim verildiği takdirde tabii mutlaka pratik lazım. Pratikle gelişir her şey. Hı hı. Özellikle kırkım gençlerin yapması gereken bir şey. Hı hı. Yani dünyada baktığımız zaman işte yurt dışında bayanlar da kırkım yapıyor. Erkekler de yapıyor. Peki Türkiye'deki malum işsizlik var. Tabii, bu bir iş kolu olarak insanlara sunulabilir mi? Kırkım yapan insanlar düşünülebilir mi? Kesinlikle bence bir iş kolu. Hı hı. Şimdi düşünün burada bir profesyonel ekibimiz var. Profesyonel bir firma var. Bu firma bu işe yatırım yaptı. Hı hı. Aslında bu arkadaşlarımız da ekibiyle beraber alkışlamamız lazım. Evet, böyle bir şey el attığı için. Çünkü böyle bir şeye ihtiyacımız var. Evet. Böyle bir şey el attığı için. Evet. Çünkü bu arkadaşlarımız ilk başladıkları zamanı biliyorum. Başladıkları zaman kimse yok etrafta ve bir yatırım yapıyorsun. Bu büyük bir cesaret. Evet. Hakikaten bugün bu başladı. Ben eminim ki devam edecek. Çoğalarak devam edecektir. Ve mutlaka ve mutlaka bu işin gelecekte bir sektör olarak gelişmesi lazım. Bugün Türkiye'de ne diyoruz? 28 milyon mu koyun var? Aşağı yukarı herhalde. Üzülerek söylüyorum bunu tabii. 40 milyonlardan 40-50 milyonlardan. Ama gerçi tabii bunu, bir yükseliş var şu yükseliş anda. Yükseliş var ama daha da yükselmesi lazım. Hı-hı. Ve destek hep konuşacağız. Destek, destek, destek. Ama en önemli şey burada 28 milyon koyun için düşündüğünüz zaman bugün bir firma bugün çıktığı zaman 200-300 bin koyun kesebilir sezonunda. Hı-hı. O zaman kaç tane... Kırkımcıya ihtiyaçlar. Evet. Kaç tane firmaya ihtiyacımız evet, var? Aslında yani, rakamsal olarak da ortaya koyarsak. Yani tabii şöyle bir şey var. Onu da gözlemlemek lazım. Bugün Avustralya'da kırkım yapanlar yaklaşık günde bir kırkımcı 300 koyun kırkabiliyor.
300 koyun kırpabiliyor. Ortalama 250 ile 500 arası diyelim. 500 kırkanlar da var. Türkiye'de durum nedir? Türkiye'de bugün işte bu gördüğümüz ekibimiz mesela de biraz evvel kırkım yapan arkadaşımız 100 tane koyun kırkabiliyor. Kırkabiliyor. Peki bunun bu da bir başarı tabii ki. Alet ve ekipmanla bir ilgisi var mı yoksa oradaki insanlar daha mı yetenekli? Şimdi oradaki insanlar çok fazla yaptıkları için, tecrübeleri fazla olduğu için artı daha iyi ekipmanlara sahip olduğu için bütün bunların neticesinde tabii ki kırkım miktarı. Şimdi burada halen şu eksiklerimiz var. Yani orayla kıyasladığımız zaman ekipman daha iyi artı öyle bir sistem kurulmuş ki koyun arkanızda sadece koyunu tutup önünüze almak ve kırktıktan sonra bacağınız arasından ittiğiniz zaman arkadaki öteki kapıdan çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu ciddi bir zaman kaybını önlüyor. Evet. O zaman başka kimseye ihtiyacınız yok ve önünüzde gene ekip var, o ekip de yünü topluyor. Yani koridor sistemi mi diyelim ona? Evet ve artı kırkım tezgahları daima yüksektir. Kırkım tezgahlarının üstünde kırkım tezgahları yüksek olduğu için yünü alan kişiler aşağıda çalışırlar. Dolayısıyla hiçbir şekilde tezgahın üstüne ot, saman, pislik gibi şeyler gitmez. Gitmez, evet. Bu arada Ali Usta'ya soralım. Yoruldunuz mu? Ali Usta. Ne kadar olsa biraz kesiliyor da yalnız bizim mesleğimiz bu. Yani çok şey de olsa, usta da olsanız ama yorucu bir iş değil mi bu? Çok, çok. Yani sabahleyin kalkmanız zor. İlk gün ama. İkinci günü bir daha alışırsınız. Evet, şimdi Ali Usta kesimi bitirmek, kırkımı bitirmek üzere galiba. Evet, mi? Evet. Yani bayağı bir şey yaptı. Şimdi ön kısmı da bitirdikten sonra bir tek zannedersem karın kısmı kalacak. Karın kısmını yapacak. Karın kısmını da tabii yine ayakları şeylere, çözerek yapacak galiba. Evet. Vallahi ben de göreceğim burada yaparken. Siz de ilk kez mi tanık oluyorsunuz bu kadar evet, yakından? Evet, bu kadar yakından ben de şey oluyorum. Evet, şimdi aynı gene makinalı sistemde gördüğümüz bağın çözülüp karının yapılması. Halbuki diğer modern sistemde gördüğümüz neydi? Önce karın bölgesinin temizlenip daha sonra diğer bölümlere geçiliyordu. Fakat burada da görüyoruz ki hayvanın bağlı olan sistem şey yapılıyor. Ondan sonra da evet koyunumuz zannedersem bitti. Evet, baktığımız zaman evet. Şimdi burada neyi görüyoruz? Bırakmayalım koyunu. Bırakmayalım koyunu. Burada gördüğümüz tabii ki makas ne kadar düz olursa olsun ustamız Ali Usta çok iyi bu usta. Çok da güzel bir kesim yaptı ama gördüğünüz gibi bu dalgadan kurtulmak mümkün değil. Şimdi burada bir şekilde tüy kaldı. Bu tüyün kalmaması lazım. Hayvanı kestiğiniz zaman yani şeye benziyor. Sakal tıraşı oluyorsunuz. Sakal tıraşında 2-3 tane kestiğiniz uzun kalan kıllar bile bir anda görüntümüzü bozuyor. Evet. Aynen bu şekilde ama çok başarılı bir kesim bence. Tebrik ediyoruz Ali ustamızı ama evet, makinalı kesim en doğru kesim. Evet. Şimdi kuzumuzu gönderiyoruz ve yünü toplayalım. Bir yünü şekilde. Yine topluyoruz. Kuzu zaten yünü toplayalım. Rahatlamış bir şekilde. Kuzu evet rahatladı. Çok rahatladı hatta gitmiyor. Gitmiyor evet. Kaçmıyor. Evet. Evet, rahatlamış bir vaziyette gidiyor. Evet, yine topluyoruz. Evet. Evet, bence güzel 3 tane metot gördük. Umarım buradan sürü sahibi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, çobanlar buradan yani doğrusunu bu şekilde olması lazım. Çünkü zaman zaman duyuyoruz bu kırkımcı arkadaşlarımızdan da diyoruz. Ya diyorlar abi diyorlar sizin dediğiniz modern usulde yapmaya kalktık mı bazı sürü sahipleri neredeyse bizi dövecek bize diyor. Kızıyorlar diyor. Ama evet. Buradan onlara sesleniyoruz, rica ediyoruz. Kesim şekli mutlaka hayvanın kuyruk sokumu değil. Sırt alt sırt kısmına oturtarak hayvanın geri doğru yatmasını sağladığınız takdirde hayvan zaten uyuyacak hale geliyor. Bu şekilde serbest sistemde kırkımın oluşması lazım. Bunun için buradan tabii yetkililerimize ve hükümete sesleniyoruz. Mutlaka ve mutlaka bu işin bir kursu olması lazım
Ve o kursta da sertifika vermemiz lazım. Peki, gelecekte bunu başarmamız lazım. Evet, sürü yönetimi sertifikası veriliyor. Bu sürü yöneticilerine de aslında kırkımla ilgili bir kurs verilebilir mi? Ya da veriliyor mu? Cenk Bey, bilmiyorum gerçi ama. Biliyorsunuz ben hep bahsettiğim bir şey var. Çoban okulunun olması lazım. Çoban Üniversitesi var dedik Almanya'da. Şimdi o kadar konu var ki. Hayvanın kulağına küpe takmak. Hayvanın kırkımı. Hayvanın doğumu. Doğumdan sonra işte ağ sütünün yarım saat içinde verilmesi. O kadar konular var ki. Tırnakların bakımı. Manikür, pedikür. Yani bütün bunları ele aldığınız zaman bunların aslında her biri bir sertifikadır yurt dışında. Ben o sertifikaları almış bir kişi olarak konuşuyorum. Biz okula gitmeden önce bize dediler ki gideceksin çiftlikte çalışacaksın. O sertifikaları alıp öyle geleceksin. Bileceksin, ne yaptığını bileceksin. Yani teori yeterli değil. Önce işin mutfağına mı önce girmek mutfağı lazım? Önce mutfağı bilmek lazım. Mutfağı bilmemiz lazım. Mutfakta aynı zamanda şunu da bilmiş oluyoruz. Şimdi üniversitelerimizden işte bizim meslektaşlarımız ya da meslektaşlarımız ya da işte veterinerler, veteriner teknikerler çıkıyor. Şimdi hayatında çiftlik görmemiş, çiftlikte çalışmamış bir arkadaşımızın paçasına tabiri caizse gübre sürülmemiş bir arkadaş, bulaşmamış bir arkadaşımızın kalkıp da o okulu bitirmesinin bize ne faydası var? Çünkü ondan sonra bir bakıyorsunuz o arkadaş geliyor buraya. Bizim meslektaşımız, ay burası kokuyor. Ya tabii ki kokacak burası. Tabii ki kokacak. Yani biz bu kokuyu seviyoruz. Çünkü biz bu mesleği seviyoruz. Dolayısıyla biz mesleğimizi seven insanları istiyoruz buraya. Mesleğimizi sevmeyen insanlar ne olur gidip de ziraat mühendisi olmasınlar. Bakın buradan söylüyorum, veteriner olmasınlar. Bu mesleği sevsinler, o gübrenin sürünmesinden, o koyunun, o ineğin, o dananın kokusundan hoşlansınlar, zevk alsınlar. O hayvanlara dokunmaktan hoşlansınlar. O hayvanlara dokunmaktan. Biz burada şimdi mutlu bir, sizinle beraber mutlu bir çekim yapıyoruz. Çünkü niye? Siz bu mesleğe gönül vermişsiniz, seviyorsunuz. Orada kameraman arkadaşımız var. Burada çalışan arkadaşlarımız var. Burada bir sevgi var. Sevgi olursa her şey olur. Önce bizim sevgiyi aşılamamız lazım. Bunu niye özellikle söylüyorum? Zaten bunu seven, çiftçilerimiz, hayvancılarımız var. Ama ben mesleğe gireceklere sesleniyorum burada. Ya üniversiteleri doldurmayalım boşu boşuna. Evet. Önce gelin çiftlikte çalışın. Eğer hakikaten istiyorsanız, seviyorsanız ondan sonra gidin bu mesleğe okuyun. Peki buradan bir duyuru yapsak. Veteriner hekim olmak isteyen, ziraat mühendisi, zooteknisi olmak isteyen insanlara siz işletmenizi açar mısınız? Yani gelseler deseler ki biz sizin burada çalışmak istiyoruz. Bir biz müddet sonra beslenerek kim olmak istiyorum deseler. Biz Namık Kemal Üniversitesi'ne söyledik. Bursa Üniversitesi'ndeki hocalarımıza söyledik zamanında. Gelin bizim kapımız açık. Gelenler var mı burada? Vallahi bugüne kadar bir tane okulu yeni bitirmiş bir ziraat mühendisi arkadaş geldi. Elleri cebinde oraya dokunmaktan çekiniyor. Buraya dokunmaktan çekiniyor. Şimdi bir ben ona baktım, bir o bana baktı. Dedim ki ya dedim istersen ne diyorsun? Abi ben yapamayacağım. Niye yapamayacağım? İşte orası pis. Ya hayvanda gübre olacak. Hayvanda koku olacak. Bunu engel... Yani onun için ısrarla söylüyorum. Yani keşke okullara girmeden önce bir çiftlik dolaşın. Çiftliğe gidin. Çalışın. Ha bunun içinde tabii ki çiftlikten gelme, köyden gelme... Çok değerli insanlarımız var. Zaten onlar başarılı oluyor. Tabii. Meslekte daha birkaç adım ileri gidiyorlar. O zaman son olarak şunu söyleyelim. Aslında böyle bir çağrı yapılabilir. Veteriner hekim adayları, ziraat mühendisleri adayları sizin buraya gelip biraz çalışsınlar. Hatta kırkıma da katılsınlar mı? Gelsin, böyle de bir şey olabilir mi? Katılsınlar. Bunu da öğretebilir miyiz onlara? Tabii her şeyi öğretebiliriz. Ama tabii ki hani ben inşallah gelen arkadaşlarımız olur. Bizim yerimiz de var. Her şeyimiz var. Biz elimizden geldiği kadar onları yetiştirmek isteriz. Yardımcı olmak isteriz. Zaten bereket hayvancılık sayesinde bence sizlerden biz de çok şey öğreniyoruz. Ben şahsen kendim takipçisi olarak böyle bir kanalın olmasından gurur duyuyorum. Yani özellikle söylemek istiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu bir iltifat değil aslında. Yani asla bir iltifat değil. Ama mutlaka ve mutlaka bu sektörün içinde olan bizler birlik, beraberlik içinde geleceğe farklı bakmamız lazım. Türkiye'nin geleceğinde mutlaka tarım ve hayvancılık yatıyor. 35 yıl içinde kendi kendini besleyen 8 ülkeden biriyken
fazlasını üretirken bugün ithal eder duruma geldik. Ne acıdır biliyor musunuz? Bunlardan mutlaka kurtulup yeniden o hedeflerimize doğru olarak ulaşmamız lazım. Peki, teşekkür ederiz Osman Bey. Başka biz teşekkür ederiz. Bir arada olmak üzere diyelim. İnşallah. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ teşekkür olun. Ediyoruz. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Bugün koyunculukta çok önemli bir işlem olan, vazgeçilmez bir işlem olan, yapılması gereken bir işlem olan kırkımı ele aldık. Burada Kaplan Çiftliği'ne çok teşekkür ediyoruz. Kaplan Çiftliği'nde özellikle kırkım ekibine ve bize yardımcı olan bütün ekibe teşekkürlerimizi iletelim. Başka bir programda bir arada olmak üzere şimdilik hoşça kalın. Toprağınızdan ve sofranızdan bereket eksik olmasın.